Merhabalar, ben Serra Arıtürk. Ben de Kadir Doğulu. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplamak üzere buluştuk. Bakalım neler sormuşsunuz. Bakalım, çok merak ettim ben. Ay çok heyecan, tamam. Hemen de en üstteki ne oldu ya? Şöyle bir insan karıştırır. WhatsApp'ta herkesten sil yerine benden sil yapıp başını duvarlara vurdun mu ve ne tarz bir mesajdı? Bu arada sen yaptın. En ne yaptım ben? Bizim oyuncu grubuna mesaj attın, sonra sildin ve kalpli malpli bir şey attın. Ve sildi. Ama kalbi gördüm, sadece içeriğini göremedim. O yüzden bu soruyu bence sen cevapla. Yok, benim başıma böyle bir şey gelmedi. Benim de gelmedi. Her zaman çok temkinli davranıyorum. Bu konularda çok dikkatliyimdir. Bir arkadaşına senin kötü çıktığın bir fotoğrafını yayınladığı için kızdın mı ya da kızar mısın? Ben çok kızıyorum da merak ettim. Hayır, kızmam. Şöyle endişelerim yoktur. Çünkü hep güzelim. O yüzden değil, kızmam yani. Hayır, zaten o fotoğraf çirkinse kendisi sildirir büyük ihtimalle. Hayır, ne alakası var? Sildirmem, hiç yapmadım. Yani bana çok yapılır ama. Ben insanlara harcadığımda bana çok kızılır ama ben kimseye kızmam. Serra, sorum sana. Karakterin düzen hastası. Sen de öyle misin yoksa tam tersi mi? Takıntılı olduğun şeyleri paylaşır mısın? Düzen hastası değilim ama tam tersi de değilim. Düzen severim, titizlik severim, nizam severim. Ama naz kadar takıntılı değilim. Genel olarak rahat bir insanım naza göre. Ama düzen severim, rutin severim daha doğrusu. Yaklaşık 6 aydır beraber vakit geçiriyoruz. 6 ay mı? Ben de bu soruya cevap verebilirim, hazırlığı da var. Anladım. Ama takıntılı olduğu şeyleri mesela, biliyorum. Neyse, sen vermedin. Ne varmış? Neyse, takıntılı tamam canım, dayat değildi ya. Yok, yok öyle bir şey. Siz burayı kesersiniz. Fanlarınızın size taktığı lakaplardan sayar mısınız? Bayrampaşalı, Hero derler, Deli Kadir derler. Bu kadarı geldi aklıma. Kendim bildiğim bileli bütün kullanıcı adlarım Sarı Türk olduğu için bütün hesaplarımda bana genelde Sarı deniyor. Sarı Türk deniyor. Zaten karakterime lakap takamazlar çünkü ilk karakterimden. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Serra, şarkı söylemek mi, oyunculuk mu? Sana hiç soru gelmemiş, fark ettin mi? Ya buna cevap vermek için biraz erken mi acaba? Şu an için şarkı söylemek çünkü oyunculukla yeni tanıştım. Ama şarkı söylediğim kadar oyunculukla vakit geçirirsem belki cevabım değişir. Yani şu an için şarkı söylemek diyeyim. Bak, sonuçta oyunculuk yaptın mı yapmadın mı? Yapıyorsun. Yapıyorum. Şu an. Hangisinden daha çok zevk alıyorsun? Soru bu. Şarkı söylemek çok alışkın olduğum ve çok içimden gelen bir şey olduğu için böyle bir kas hafızası var. O beni çok rahatlatan bir şey. Oyunculuk yeni öğrendiğim bir şey. Beni böyle çok... Hangisi daha zevkli? Yani şu anda yeni öğrendiğim ve beni böyle pozitif anlamda tedirgin ettiği için şu an oyunculuk daha zevkli. Tamam, teşekkür ederiz. Tam tersi cevabı aldı ve konuyu kapattı. Evet, terleten sorular değil mi bunlar zaten? Terimi alabilir miyiz? Peki, Kadir ve Serra kendine zıt birine aşık olur mu? Zaten zıt olmazsa aşık olamazsın. İnsanlar aşık olduğunda kendine benzeyen taraflarını gördüğünü düşünür. Halbuki hiç yapmam dediği şeyleri yapar. Bunun içinde yatan şey de aşık olduğun zaman karşındaki ne isterse onu yapmak istersin. Sanırsın ki kendine ait. Ah, ne kadar güzel yapıyor ya da ne kadar güzel istiyor, ben de onu istediğini isteyeyim dersin. Halbuki bu aynılık değil, benzerlik değil, zıttıktan doğar. Zaten aşık olan herkes zıttına aşık olur aslında. Gerçek aşksa bunu da anlar günün birinde. Ama hoşlanmak, sevmek, sevinmekse o başka bir şey. Kendisine benzeyen taraflarını sevebilir, hoşlanabilir. Ama zıt olmazsa aşık olmaz zaten. Cevap veriyorum. Olurum. Olumlu olarak kıskandığın bir şey var mı? Hasetlenmek değil de imrenmek gibi. Kıskanmak benim için çok güzel bir vasıf. Ben kıskanmayı çok severim ama yanlış anlaşılmış bir kavram aynı zamanda. Kıskandım, benim olsun derseniz o işte haset. Kıskandım, benim de olsun o çoğaltmak isteği, o güzel bir vasıf. Zaten kıskanmanın varlığı insana güzelliği yaymak üzerine armağan edilmiş bir vasıf. O yüzden mesela güzel gördüğüm her şeyi kıskanırım çoğaltmak isteğimden dolayı. Benim olsun, o sadece bana kalsın değil, herkes görsün, herkes buna sahip olsun. Benim için güzellik. Ben kıskanırım. Şöyle, aklıma ilk müzik geldi. Ben hani yıllardır müziğe kafa yoruyorum ve bir şekilde hani kendi müziğimi yapmaya çalışıyorum, deniyorum ve çok da dinliyorum. Mesela bir şarkı duyduğumda ve gerçekten çok etkilendiğimde, çok sevdiğimde niye bunu ben yapmadım ya da ben de bunu daha iyisini nasıl yapabilirim mi çok düşünmeyi iten bir kıskançlık hep içimde oluşuyor. Ne güzel. Birbirinize bakın. Birbirinize bakım önerisi yapar mısınız? Hep kız kız öneriler olmaz. Biraz erkeklerden öneri alalım, değil mi Serra? Ya, yanlış bir işi yani. Niye? Benden öneri alacaksın, güneş kremi sürmem. Hayır, kremsin. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye sadece dıştan düşünüyorsun? En çok öneri yapan sensin bize. Yok sindirim için, yok yemek için, iyi beslenme, buralarda. Bilmem ne. Ama bak, burada ne yazıyor? Bakım önerisi deyince benim aklıma kozmetik geldi. Yok, benim aklıma yani. Mesela içten dıştan her türlü. Tamam, vesaire. O zaman ne yapıyoruz? Birbirinize bakım önerisi yapar mısınız? Evet, yaparız. Ben bu anlamda
anda bütün etrafımdaki insanlara karışırım. Çünkü vücudun gerçek ihtiyaçları yerine şuradan saniyesinde geçip ne işe yaradığını bilmediğimiz bir sürü şey atıyoruz ağzımıza ve o vücudumuza bir sürü zarar veriyor. Ertesi gününü birkaç saat sonra ne etkiliyor? Bu da bir bakım aslında. Evet. O yüzden bu anlamda karışırım. İnsanların eline bile vurmuşluğum karışıyor. Vardır. Ama bak şu kafamı karıştırmış. Hep kız kıza öneriler olmaz. Evet, bu kozmetik. Ben daha genel olarak aldım. Ben en son şu an çekime başlamadan önce yaptım. Çünkü asla güneş kremi sürmüyorum ve fazlasıyla yandı ve devamlılığını atlıyor şu anda. Ve ben sürekli sürüyorum. Ne oldu partnercide? Ne oldu birbirini kollamaya? Beni böyle gaza getiremezsin ama ben söyleyeyim. Sosyal medya aracılığıyla en son ne zaman birine gönderme yaptın? Geçen hafta. Zaten sormanıza gerek yok o zaman. Açıp bak. Sana ne lan dedim ama kendi üslubumla. Nasrettin Hoca köy meydanında oturuyormuş. Yanında da köy ahalisi varmış. Sonra köyün meydanından bir tane genç elinde tepsi baklavayla bir tarafa doğru gidiyormuş. Köylünün birisi demiş ki hoca gördün mü demiş elinde baklava giden çocuğu. Kafasını bile kaldırmamış. Bana ne demiş. Sonra köylü tekrar sormuş. Ama hoca sizin eve girdi demiş. O zaman kafasını kaldırmış. Sana ne lan demiş. Senin yok mu? Kime gönderme yaptın? Ne oldu? Sen sosyal medyada en son kime gönderme Haydi yaptın? Haydi buyurun. Bilmem birkaç gün önce belki evet. Olabilir. Tamam ne yaptın? Öyle mi? Şöyle bir laf var ya sosyal medya çok beğeniyorum. Koyuyorsun lafı kim üzerine alınırsın? Evet. Ama o çok geç. Yaptın yani. Sorunun cevabı bu olabilir sadece. Evet ama zaten kızarmana terlemene gerek yok. Ay ne alakası var? Rengin değişti sen ya. Sen de kızardın. Kırmızı oldun. Ya ben güneşli yandım. Hmm. Yapmış anlayacağınız en son Herkes bakalım. Herkes yapıyor sosyal medya bunun önce... için yok mu zaten? Yok. Kaç gün önce yapmış? Olay olan ne sahneniz için dersin? Menemen. Menemen sahneniz için ne düşünüyorsunuz? Sizce de fazla büyütülmedi mi? Olay olmasının sebebi tuzlu bu olması. Menemenin tuzlu olması. Çünkü bu romantik anlarla, erotik anlarla, fantezik anlarla hep şekerli gıdalar nedense ilişkilendirilmiş. Efendim bir krem şanti gibi, işte çilek gibi. Bu olunca sıkıntı olmuyor. Bir sürü dizide, filmde, nerelerde görüyoruz. Ama bizimki biraz tuzlu olunca herhalde bağdaştıramadıkları için olay oldu. Ama ben de şöyle diyorum. İki aşığın kullanabileceği her türlü malzeme aşk için mübahtır. Sizce de fazla büyütülmedi mi? Büyütülmesinin sebebi bu. İyi ki büyütmüş. İyi ki büyütüldü bu arada. Evet, büyütülmesi yani. Çok hoşumuza gitti çünkü inanılmaz komik şeyler ortaya çıktı. Bayağı göndermeler geçmişe. Evet, muazzam bir... Yakın geçmişteki Türk pop tarihine özellikle bayağı göndermeler yapıldı ve hepimiz çok güldük yani. Evet, Yeşilçam'a kadar gitti o iş. Çok dalgasını da geçtik kendi kendine. Bir de bir zıtlık yarattık. O da işte bir konuşmaya, bir aşka vesile oldu. Onun için de memnun oldum ben. Sence eleştiri motive edici bir şey mi? Nasıl bir eleştiri seni motive eder? Yani çok uzun bir süre motive edici bir şey değildi. Sonra o eleştirilerden neyi almam, yani neyi üstüme almam ve neyi daha iyileştirmem gerektiğini anladım. Zaman motive edici olmaya başladı diyebilirim. Bir ilişkinin tuzu biberi nedir? Türkçe dil bilgisi ve imla hatalarını da duyduktan sonra çatışmak. Evet çatışmak. Çatışmak ilişkinin tuzu biberi. O çatışma birbirini tanımak demek. Beraber değil mi? Beraber git yapmayı sevdiğin şeylerde zaten pek birbirini tanımıyorsun. En mülayim tarafını gösteriyorsun. Ah canım ah bir tanem bak ben de bunu seviyorum. Ama çatışma çıktığı zaman ben de şu hissi uyanıyor. Ha görmediğim bir tarafını görmeye başlıyorum ve ben bu görmediğim tarafla ilgileniyorum. O çatışmayla ortaya çıkan tuzu biberi oluyor benim için. Çok severim çatışma. Yaptığın tuhaf bir yemek karışımı var mı? Domatesin üstüne çikolata sürmek. Gibi. Ben zerdeçalla pişirmeyeyim. Çikolatalı bir kavanoz var ya onun için. O ve tuzlu mesela peynir atıyorum. İkisinin kombinasyonu. Bayılırım. Tatlıyı da tuzluyu karıştırmayı evet. Bayılırım. Ben de çok severim. Mesela salamla reçel falan gibi şeylerim vardı eskiden. Çok abartıyor. Değiştirmek istediğim ve sürekli yaptığım bir alışkanlığım var mı? Davul çaldığına göre arkadan... Müzdaripliği var onu sonra kendisi anlatsın. Çok düşünürüm ben yani. Ha bak doğru söylüyor. Çok düşünürüm. Her şey üstüne çok düşünürüm. Hiç çıkarmam gereken bir şey yoksa da çıkarmaya zorlarım kendimi. Hem vakit kaybı hem enerji kaybı. Çok önemsiz konulara çok kafa yorabilirim. Çok önemli konulara da çok kafa yorabilirim ama belki de hiç yormam gerekmiyordur aslında. Evet, bunu cevap önündedir. Göründüyordur bu biliyor musun? Evet, göründüğünü de biliyorum. Çek partnercilik ölmüş. Şimdi inşallah bununla ilgili de bir şeyler çıkar da. Gülmemeye çalışın en son an neydi? Al. Serra Sarıtürk.
Dün sahne çekiyoruz. Murat olarak yani diyorum ki karşımda kıkır kıkır gülüyor. Karakterim gereği bir cümleyi biraz dejenere ederek söylemem gerekiyor. Çünkü senaryo öyle yazıyor ve yönetmen öyle istiyor. Ama Serra Hanım maalesef gülmeden duramadığı için karşımızda biz de gülmemek için zor tutuyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle kendini benim yerime koyar mısın? Olursa günüm aniden güzelleşir, noktaları dolduralım. Birisinin ihtiyacını giderdiğim zaman günüm aniden güzelleşir. Bilmediği yerden bir ihtiyacı varsa, işte spesifik olarak şuna ihtiyacım var dediği zaman zaten o ne istediğini biliyor. O ihtiyacını ben de değil, herkes de karşılayabilir. Ama ben onun farkında olmadığı bir ihtiyacını ona gösterip farkına vardırdığım zaman işte o zaman değil, gün, dünya ve geri kalan ömrüm güzelleşiyor. Yemek yersem günüm çok güzelleşir. Aniden. Bir yerde mahsur kalsan ilk kimi arardın? En sevdiğin kişi değil, seni kurtarabilecek kişi olsun. Hmm. Ama iki nokta D, dil çıkartan gülücük. Çok sevdiğim bir büyüğüm var, Ali Osmay Güre, manevi babam, babam dediğim birisi. O olsun isterdim. Zile basabilirsin. 1-0. Ben de hep Serra'nın sorularını çekiyorum, hayırdır inşallah. Serra. Bir dakika okuyayım bir önce, dakika, okuyayım. Neye zili bastın arasına? Serra, sesin çok güzel. Bize bir şarkı mırıldanır mısın? Nöööör diye yazmış. Serra. Sen şimdi bu ne olur kıracak mısın? Bu bir ihtiyaç. Kıramayacağım. O zaman ikinci defa zile bastın. Ama sonra söyleyelim diye bastım. Tamam, sözü var. Şuraya bırakıyorum. Bırak en son bunlar bittikten sonra... Çok nazlıyım bu konuda. Siz karakterin adına naz zaten. Hiç tesadüf değil yani. Kadir Bey, bize şiir okumaz mısınız? Bu sesinizle. Şimdi Serra bunu yaptı ya, bana geri vites mümkün değil, olmaz yani. Mümkün değil. Okurum ulan. Bir aşığın sözleri bunlar. Aşık da hiçbir zaman sahiplenmez yaptığı şeyi. Ben de ufak tefek değişiklikler yapıp katkıda bulundum. İkimizin, hatta herkesin şiiri oldu. Aşık feryat etse sehere karşı fırtınalar kopar, yeli dokunur. Aşık uzanırsa bir baştan bir başa, kolu yetişmezse eli dokunur. Aşığın dağlara çıktığı yeter, aşıktır ocağı yaktığı yeter. Aşıklar konuşmaz, baktığı yeter. Aşık kelam söyler, gönlüne dokunur. Ağzına sağlık. Şu hatamdan ders çıkardım dediğim bir hatanı söyler misin? O kadar çok var ki. İbretlik öğreti olarak bakmak lazım hata diye yaptığınız şeylere. Hata dersek tekrarlanmaması için nafile çabaya gireriz. Hata bir şeyi öğretiyorsa tekrar karşına geldiğinde aynı hatayı yaptığında daha öğrenmediğin için geliyordur. Ulan ben bunu niye yaptım diye sakın kendine kızma. Ben öyle hatalar yaptım ki bugün hepsini o kadar çok seviyorum ki iyi ki o hataları yapmışım. Belki net olarak size bir tane hatam, şu hatam var diyemeyeceğim çünkü sebebi de anladım şu an hiçbirini hata olarak görmüyorum. Şu an hepsi bana hediyeymiş, hepsi iyi ki olmuş dediğim için hiçbirini hata olarak görmüyorum. O yüzden net bir şey koyamıyorum ortaya. Sakın hata yapmaktan korkmayın. Ben de hataların insanı güzelleştirdiğini ve renklendirdiğini düşünüyorum. Hatta çok sevdiğim bir söz var. Kendim yazdım ama gerçekten çok Hayır bir dakika, çok sevimli. Anlıyor musunuz setlemeyle uğraştığımı? Kendim ama sen de şimdi ya beni günün... yazdın, bir şiir okumadın mı Kadir? Hep böyle. Tutundum bir kez daha yaptığımız hatalara diye bir sözüm var. Çok severim. İnsan hatalarına tutunmalı. Onları sahiplenmeli. Bir dakika, ben basacağım bunu. Ben hata mı bu bilmiyorum ama zaman içinde şunu öğrendim diyeyim. Bir şey sizden gidiyorsa ben kendi adıma eskiden onun durması ve kalması için ikna etmeye ve bir şeyleri değiştirmeye, belki de kendimi değiştirmeye çalışırdım. Şimdi giden şeyi sebebiyle beraber kutlamaya başladığımı görüyorum ve özgür bırakabildiğimi görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir dakika, ben bunu anlamadım. Güzel bir şey söyledin. Evet, fark ettim. Güzel bir şey söyledin değil mi? Evet, bayağı iyiydi. Neresini anlamadınız? Açıklayayım. Peki neye gönderdin ve bunu kutladın mesela? Örnek ver. Yani kişi olabilir, alışkanlık olabilir, sevdiğim herhangi hatadan bir şey. Hatadan dolayı ortaya çıkan mı? Yoksa hayır, onu göndermemenin hata olduğunu anladın onu mı? Onu göndermemenin hata olduğunu anladım. Şimdi anladım. Ve benden gittiği zaman hani onun gidişini bir şekilde kutlamaya. İşte buna aşk derler. Evet. Evet, şarkıya geçelim. I see those crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometimes, I want to spend some time with you. Okay. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us.
Just the two of us. Just the two of us. You and I. Ne yok gibi yaklaşayım. Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün yarın bir şey olur, takipte kalalım. Beni seversin me versin, atlamayalım. Bu kadar. Bayağı da söyledin yani. Şarkıcı mıydınız siz? Unutmuşum şarkı söylemeyi. Sorular bitti. Ne yapıyoruz bu saatten sonra? Sorularınız terletti. Yani daha çok partnerim beni terletti. Sorularınız çok hakkaniyetli ve güzeldi. Teşekkür ederiz. Bu formatı izlemeyi seviyorum. Güzel ben haller öyle çıkartıyor ortaya. Bir de sevenle sevileni bir araya getiriyor. O yüzden buraya gelmek benim için çok neşeliydi. Benim severek, isteyerek öyle geldim. Sorularınız da şahaneydi. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz cevaplarken çok keyif aldık. Güzel vakit geçirdik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Ben Kadir Doğulu. Ben Serra Arıtürk. Bir dahaki O Ne Diyor programında diğer sevdiklerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.